periferik arter hastalığında tekrarlama olasılığı ne yazık ki kalp damar hastalığından daha yüksek. Yani bizim bir bacak damarını açtığımız hastanın bir başka damarında yeniden sorun olabilir. Açtığımız damarda yeniden sorun olabilir. Ama bu bir süreç yönetimidir. Bunu bir komplikasyon ya da istenmeyen durum olarak görmemek lazım. Bu hastalık sürekli bir hastalık. Sürekli olarak devam eden bir hastalık. Bizim amacımız diyelim ki sol bacağımızda bir sorunumuz var. Bu bacağın kurtulması. Bu bacağın kaybedilmemesi. Dolayısıyla biz bir balon yaptık, ilaçlı balon yaptık veya bir stent taktık. Evet. Veya ameliyat yaptık. Bu hastalığın tümden bir daha hiç karşılaşmamak üzere ortadan kalktığını söylememiz mümkün değil. Bunu tekrarlanabilir bir hastalık olarak kabul etmemiz gerekiyor. Hı hı. Ama ne olur 3 yıl sonra, 2 yıl sonra yeni bir müdahale yapılır. Ve bu müdahaleler ameliyat gibi ya da çok ağır operasyonlar gibi hastayı günlerce yatağa bağlayan çok acılı operasyonlar değil. Amacımız hastanın ekstremitesinin, uzvunun kurtulması ise şayet bugün düşünün müdahale ediyoruz. Ertesi gün hastamız evine gidiyor. Hı hı. Tekrarlanabilir olması hastalarımız açısından böyle ümitsizlik aşılamamasını isterim. Hastanın tekrarlıyor olması çaresiz bir hastalık ya da çözümsüz bir hastalık olarak algılanmamalı. Tedavisi nasıl ki kan şekerimiz yükseldiğinde insülin dozumuzu artırıyoruz veya ilgili ilaçlarımızı artırıyoruz. Bu da aynı şekilde şayet tekrarlamışsa hastalığımız yeni bir müdahale yapıp o sorunu çözüyoruz.